İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinin bir gecede bir ilçe 17 gecede 17 ilçe 712 köy etkinliği kapsamında İnegöl'deki partilerle bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Aydın, seçimler er veya geç olur ama biz İYİ Parti olarak zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Yapılacak seçimlerde İYİ Parti'yi göreceksiniz. Birinci parti olacak ve liderim Meral Akşener'i de başbakan yapacağız diye konuştu. Yani senin verdiğin şu anda asgari ücret azıcık geçinememe ücreti haline dönüştü. Daha Ocak ayı, Şubat ayına girdik. Eksi bakiye düştü o parayı alan insanlar. Gününü gün edemeyecekler. Yarınlarına daha iyi günlere gidemeyeceklerin işareti verilmiş oldu. Bu Türkiye'yi yöneten insanların bir kendine gelmesi gerekiyor. Erken seçim bekliyor musunuz efendim? Vallahi paşa gönülleri ne zaman biliyorsa o zaman yapsınlar erken seçimi. Çünkü seçim ne zaman yaparsa yapsınlar büyük bir hezimet geliyor. Yani Tayyip Bey bu göreve geldiğinden beri en ağır tokatı yiyecek. Ben onun yerinde olsam aday olmam. Yani 20 yıl ülkeyi yönettim, 5 senedir yani Türkiye geriye doğru gidiyor ve biz şu anda 2001 krizinde yaşanan rakamların gerisinde bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Hani çok dile getirdikleri 2001 krizi var ya, o zaman Merkez Bankası'nda artı para vardı. O krizi yaşadığımızda artı para vardı. Yani Merkez Bankası'nın kasasında para vardı. Şu anda eksi 56 milyar dolar bir Merkez Bankası var. Eksi. Ne demek? Dışarıdan borç aldık, swap işlemi yaptık. Borçtan kasayı şu anda döndürüyoruz. Ama onları dikkate aldığımızda eksi 56 milyar bir bakiye oluştu. Bu parayı Türkiye ne zaman tamamlayacak? Yani 3 seneden, 4 seneden aşağı tamamlanması bile mümkün değil. Merkez Bankası'nın içi boşalmış, maliyesi açık veren, dünyada kredi kullanıcılarının, tefecilerin eline düşmüş bir Türkiye var. Yani elin yabancısı %1 ile kredi kullanıyor. Biz şu anda devlet olarak %6-7 ile faiz kullanıyoruz. Bu ne manaya geliyor biliyor musunuz? Zaten dolar veya euro cinsinden bu paraları kullandığınız için dolar ve euro artınca zaten otomatikman yükseliyor. Bir de buna %6-7 faizi koyduğunuz muydu? Tefeci faiz ortaya çıkıyor. Yani biz şu anda ülke olarak tefecilerin eline düştük. Rahmetli Erbakan Hoca yaşıyor olsaydı, yemin ediyorum sizi gibi tefeciler deyip bu ülkeyi tefecilerin eline mi düştünüz der, bunların kulağını çekerdi. Şimdi bunu görmemezlikten gelerek hiçbir şey yokmuş gibi davranmak Türkiye hiçbir şey kazandırmıyor. Sonucunu vatandaşlar ödüyor. İnsanlar olarak biz ödüyoruz. Bu böyle devam etmez. Seçimler veya geç olur. Ama biz İYİ Parti olarak zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Paşa gönlü ne zaman istiyorsa o zaman olsun. Yapılacak ilk seçimde de İYİ Parti göreceksiniz. Birinci parti olacak ve liderimiz Meral Akşener'de başbakan yapacağız. Vatandaş bu krediyi bize açtı. Gezdiğimiz bütün il ve ilçelerde bunu görüyoruz, gözlemliyoruz.